Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu vergi konusunda yeni düzenlemeli ben e, resmi gazetedeki yazıyı görmüştüm ama yine cimere yazarak e, bu konuda kesin bir bilgi almak istedim. Yine oradaki e, bütün e, gazetedeki e, yazıyı değil de beni ilgilendiren bir bölümü bana e, gönderdiler. Buradaki 73 38 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci maddesi ile 31-12-1960 tarihli ve 1993 sayılı Gelir Vergi Kanunu'na sosyal içerik üreticiliği ile Mobil cihaz için uygulama geliştiriciliği kazanç istisnası başlıklı mükerrer 20 bölüme maddesi eklenmiştir. İstisnası eklenmiştir. İstisna kelimesi farklı anlamında kullanılır. Oradan farklı tutulmuştur. Ana e, bu vergi kanununa dan ayrı tutulmuştur anlamına geliyor. Buna göre internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır diyor. Bu kelimeler bize biraz yabancı geliyor. Kendi dilimizi biraz zor anlar hale geldik. Müstesna kelimesine farklı bütününden ayrı tutulması, farklı tutulması anlamına geliyor. Zaten ek olarak yapılmıştır diye e, kanona e, bir ek getirmişlerdir. Farklı tutulmuştur bu konu. E, o yüzden e, farklı e, bir şekilde değerlendirilecektir. Bu e, bu istisnadan faydalanabilmesi için e, Türkiye'de kurulu bankalardan bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm tahsilatın muntasiren özellikle e, yani bu şekilde bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Yani e, bu hesapla özel bir şekilde sahiptir. E, yatırılması gerekiyor. Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibariyle %15 oranında gelir vergisi tevki fatı yapmak ve kanunun 98 ve 119. maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Yani bu kesintiyi bankalar yapacak. bu tutar üzerinde 94. maddesi kapsamında ayrıca teklifat yapılmaz. Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerden kaynaklanan kazanç ve iratlarının bulunması istisnadan faydalanmaz faydalanmalarına engel değildir. Bu başka işler yapsanız da bu isnastadan faydalanabiliyorsunuz. Ticaret yapıyorsunuz ama bu farklı tutulacak. onu anlıyorum ben. Birinci fıkra kapsamındaki kazançlar toplam 103 maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar aşanlar yani o belirt Dikleri 800 küsur vardı, onun üstüne geçenler, ben ona bakmadım. İlişkin tüm gelirlerin ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler, yani farklı yollardan tahsil ediyorsa, bu hesap açarak değil, farklı yöntemlerle başka hesaplarda yapıyorsa, bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların 94. madde birinci fıkra kapsamındaki tevkifat, Yapma yükümlülüğü yoktur. Yani biz özel hesap açmazsak e, banka e, kesinti yapmaz, yükümlülüğü yoktur anlamında. Ben öyle anlıyorum. Siz yine e, inceleyin. Ben sebep olmak istemem. Eğer farklı bir hesapta daha önce işte e, ödemeleri aldığımız gibi kalırsa orada kesinti yapmayacak. Yapmadığı için biz sorumlu olacağız istisna ilişkin şartları taşımadığını tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi ziyai cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan tevkifat oranının her bir faaliyet turu için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye bir katına kadar artırmaya artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı e, maddenin uygulanması ilişkin usul ve esasları belirtmeye yetkilidir. Yani isterse sıfıra yakın keser bizden isterse daha yüksek bir katına kadar da arttırmaya yetkilidir diyor. Bu hükümler yer almaktadır. Bu e, gazete de yayınladı bu yasa. E, 1. ayın 12'si 2022 tarihinde yayınlandı. E, 31.717'li sayılı e, resmi gazetede yayınlanan 318 serin oğlu Gelir vergisi genel tev, tebliğde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır diye bir yazı yazıldı. E, buna göre e, buradaki bilgiye bakarsak e, vergi dairesine gitmemize gerek yoktur. Biz hesap açtığımız zaman bu bankalar buna yetkilidir. Ben öyle anlıyorum. Böyle öyle yapacağım. E, Diğer Bağkur konusunda Bağkur için de yazdım Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. Oradan da cevap bekliyorum. O cevap geldiğinde yine video yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın.